Uğur abi, suni tohumlamanın tavuktaki uygulaması nasıl yapılıyor? Şimdi bu aslında Ömer Bey bayağı bir geniş bir konu. Sıralayacak olursak basit bir şekilde. Sizin uygulamalarınızda tavukların içerisinde diğer horozlarla döl söz konusu olabilir. Sizin verdiğiniz istediğiniz horozdan döl beklersiniz. Kuluçka sonucunda baktığınızda farklı bir hayvanın varyetesiyle karşılaşırsınız. Bunun için tavuklarımızı öncelikle üretimini yapmak istediğimiz tavukları öncelikle tecrit etmeliyiz. Yani diğer horozlarla istemediğimiz horozların ayrı bir bölmede tecrit etmeliyiz. Bu 10 gün 15 gün arasında bekleme süresi olmalı. Diğer konuya gelinecek olursa tavuklarımızı biz tanıyoruz. Bizden iyi tanıyan yok. O yapacak olan kişi. Yumurta kanalında yumurtanın olmaması arzulanır. Bu ırka göre, hava koşullarına göre yani aydınlığa göre değişebilir. Çünkü ona belirli bir saat veremeyiz. Yumurtladıktan sonra hemen sonra bu işlem yapılabilir. Yani bölgelere göre değişir. Bu konuya da önem vermeliyiz. Çünkü yumurta kanalında yumurta olduğu takdirde siz istediğiniz kadar sperm verin. Bu hedefine ulaşmayacağı için siz döllü yumurta almama durumunuz söz konusu olabilir. Bu da suni tohumlamayı başarısını azaltır, düşürür. Diğer bir konu, tavuklarımız bu işlemler yapılmaya ilk başta sıkıntı yaşanır tavuklarda ama daha sonra tavuğumuz satıhta olabilir. Düzgün bir satıhta, işte omuz seviyesinde olabilir. Daha rahat giriş çıkış olması için. Tavuğumuzu bu şekilde yakalayıcı, şu şekilde tutup koyduğunda bu iş iki kişiyle olmak durumundadır. O konuyu da atlamadan Bir kişiyle geçmiyor. yapılamaz bu işlem. Bir kişiyle yapılamaz. İki kişi yardım almak zorundadır. Tavuğumuzu şu şekilde açıcı kulak kısmını açtığında şimdi tavuklarımız bu işlem yaptıkça bu işleme tabi olan tavuklar artık kloakı bu işlem yapıldığında dışarıya verecektir. Bu da size daha sonra kolaylık sağlayacaktır. Bir kişi bu işlemi yaptı. Bakın kloak çıkıyor. Üstteki tüyleri yukarıya, alttakilerini aşağıya ve bir baskı uyguluyorum ben burada. Bu baskıyı uyguladığımda kloak dışarıya çıkacaktır. İlk seferde çıkmazsa Uğur abi, yani bunu tekrarladığımız zaman mutlaka çıkacak bu kulağa. Birinci, ikinci, üçüncü uygulamalarda artık tavuk bu işe alışacaktır ve beklentisi o yönde olacaktır. Bu işlemi yaptığınızda da kloak tamamen dışarı çıkacak. Bu üç parçalı insülin enjektörü. Bunları kullanmak durumundayız. Mümkünse tek kullanımlık yapmalıyız ama mümkün değilse de bunları işlemden sonra sperm alınan bu enjektörün içerisinde spermimiz var. Bu spermi aldıktan sonra bunu da kaynatarak tekrar kullanabiliriz. Ama benim tavsiyem çok pahalı şeyler değiller bunlar. Bunlardan oldukça elimizde olur. Tek kullanımlık kullanılması daha mantıklıdır. Mikroorganizma üremesini engellemek için. İğne yok değil mi bu enjektörün içinde? İğneyi Evet. kullanmıyoruz. Normal bir enjektörümüzü açtığımızda arkadaşlar içerisinden bu enjektör kısmı çıkacak İki ve parça o. diğer İki. kısımda iğne kısmı çıkacak. Bu kısmını kullanmayacaksınız. Bizim kullanacağımız kısım bu kısım olacak. Enjektörümüze spermimizi aldık. Birazdan bunun uygulamasını yapacağız. Açıcı açtı. Ben açıcının sol tarafında olacağım. Sol tarafından bu işlemi yapmanın özel bir nedeni var mı Uğur abi? Çünkü yumurta kanalına sol taraftan girdiğinizde ulaşma imkanınız daha fazla o yapısal özellikten dolayı. Yani tavuğun dışında tek bir delik vardır, kulak. Diğer kısımda da iki tane ayrıca kanal vardır. Birisinden dışkı gayta çıkarken diğer tarafından da yumurta kanalından da döl kanalından da yumurta çıkar. Biz yumurta kanalına ulaşmak durumundayız.
Enjektörümüzün de tavuğun iç kısmına, kulaktan giriş kısmına da şu kadar kısım ancak. Evet. Bundan daha fazla sokmanıza gerek yok. Çünkü içeride de bir tahribat söz konusu olur her işlemde. Bu artık yapa yapa bunu bu konuda da uzmanlaşacaksınız muhakkak. Geldiğinizde bu şekilde soldan girdiğinizde enjektörü bastırarak içeriye normalde bu enjektöre 9 ünite sperm alıyorsunuz. Bu her bir ünite vererek bir tavuğu dölleyebilirsiniz. Ama biz çok fazla hayvanla çalışmıyoruz. Elimizde hayvan sayısı sınırlı. Dolayısıyla hepsini de verebilirsiniz bir tohumlamada. Ya da 3 birim, 3 ünite verdiğinizde hayvanınızı dölleme imkanına sahip olursunuz. Bunu başarmış olursunuz. Bir konuyu daha anlatmak istiyorum burada Ömer Bey. Şimdi tavuklarımız tecrit edilmedi diyelim ki. Başka horozlardan döl almıştır ve yumurtluyordur. Onlar da döllü yumurtadır. Onlardan da civciv çıkar. Tecrit ettiğimizde hayvanda dölsüz yumurtalar artık 15 günden sonra dölsüz yumurtalar oluşmaya başlayacaktır. Biz bu işlemi yaptığımızda, dölleme işlemi, tavuğumuza spermi verdiğinde dölleme işlemi yaptığımızda birinci günü boş geçeceğiz. Çıkan yumurtayı yiyeceğiz. Boş afiyetle. Yumurta olarak kabul edeceğiz. Evet, yani döl bakımından boş yumurta olarak kabul edeceğiz. İkinci günü de onu afiyetle yiyeceğiz. Üçüncü günü de yiyeceğiz. Dördüncü günü artık bizim verdiğimiz döl o yumurtanın içerisinde var. İstediğimiz horozla döllenmiş olarak onu kabul edeceğiz. Makinemize ve onu kuluçkaya namzet olarak, kuluçkalık yumurta olarak düşünüp onu kuluçkaya verdiğimizde sonuç alabileceğiz. Bu konuda çok önemli. Bu konuya da dikkat edilmesi gerekir. Şimdi bir şırıngayı 9 ünite alıyor dediniz. Bununla maksimum kaç tavuk suni yolla döllenebilir? Bu 9 üniteyle 9 tane tavuğu dölleyebilirsiniz. Yani bir şırıngayla 9 tavuğu döllenebilirsiniz. Evet, bu şırıngayla 9 tane tavuğu dölleyebilirsiniz. Bir horozdan aldınız. Yani bakıldığında ne kadar fazla bir imkan sahibisiniz. Elinizde çok önemli, sizin için önemli olan bir ırk var. Ve bu ırkı, işte bir tane horozunuz var ama 20 tane tavuğunuz var. Normalde bu horoz 3 tavuğu dölleyebiliyor ama diğerlerinde döl miktarı veya döl miktarı düştüğü için veya horoz eşlemediği için evet. Döl alamıyoruz. Ya bu konu suni tohumlama işlemini yaptığınızda aslında horozun aşamama durumu söz konusu. Horoz sperm veriyor fakat aşamıyor. Evet, evet. Bu sıkıntı, bu problem. Bunu önlemiş olacağız bu işlemle. Diğer bir konu. Siz hangi horozdan sperm almak? Çünkü sizin kümesinizde başka aynı ırktan başka horozlar da var. Ama o horozlar konusunda bilginiz var. Kız kardeşleri konusunda yumurta verimi ya da dölleri konusunda bir bilginiz var ve diyorsunuz ki bu horoz bize daha ben bu horozdan üretmek bir istiyorum horoz, o zaman. Bir horoz 20 tavuğu dölleyemeyeceği için o horozun yanına 4 tavuk, diğer horozların yanına da 4'er tavuk koyuyoruz. Evet. Ama bu şekilde yaptığımız zaman istediğimiz horozdan bütün tavuklarımızı dölleyebileceğiz. Aynen bu imkana sahip olacaksınız. Normal koşullarında bir horoz 9 tane tavuğa yeter. Evet. Fakat sizin elinizde 20 tane tavuk var. Bu 20 tane tavuğu da tek bir horozla bu yöntemle dölleme imkanına sahipsiniz. Sperm ne kadar verir? Bu horozlara bakım beslemeye göre de değişir arkadaşlar. Çok döl verdiği takdirde de bir seferlik aldığınız spermle siz 20 tavuğu dahi her bir ünite bir tavuğa yetecek şekilde verdiğinizde bundan faydalanabilirsiniz. Biz çoğaltabiliyoruz sanıyorum değil mi Uğur Bey? Sulandırarak. Şimdi onu birazdan göstereceğiz. Horozumuzdan spermi aldık. Aldığımız spermi göz kararıyla o kadar daha serin fizyolojik ya da distile suyla oda sıcaklığında karıştırıp ama bu karışımı da 35 santigrat derecelik bir su içerisinde benmar usulü su içerisinde saklarsak sıcaklık değişimini minimuma indirmiş oluruz. Aldığımız anda enjektörü aldığımız anda arkadaşlar bunu hemen birkaç dakika içerisinde tavuğumuzla buluşturmak zorundayız.
Çünkü kanatlı hayvanlarda spermin vücut dışında yaşama imkanı çok zayıftır, düşüktür. Büyükbaş gibi değildir. Büyükbaştaki spermleri dondurabilirsiniz. 10 yıl sonra da kullanabilirsiniz ya da 3 yıl sonra da kullanabilirsiniz. Ama tavukta kalite bozulmadan kullanılması lazım. Spermler hemen ölür. Bu ölümleri olmaması için anında sıcağı sıcağına yapılması gereken bir işlemdir. Bu iş için iki kişi bu işte ikame edilirse hızlı bir şekilde yardımlaşarak yapıldığında dölleme hemen yapılır ve tavuklarla da istediğimiz yumurtaları elde etmiş Peki, oluruz. Peki bu bir tavuğu döllediğimizde ikinci bir döllemeyi yani artık döllü yumurta elde ettiğimizde bu ikinci döllemeyi bir daha ne zaman yapmamız lazım? Şimdi 3 gün saydık. 4. günü döllü yumurtayı aldık. Ondan sonraki 6 günde alabiliriz. 6. günü isterseniz ya da 3. günü. Garantileyebilmek için 3. gün ya da 6. gün yeni bir dölleme. Yumurta periyodunu, döllü yumurta periyodunu uzun tutabilmeniz için siz bunu 3 gün arayla yapabilirsiniz. Ya da işiniz var, sıkıntınız var. 6 gün arayla yapabilirsiniz. Dolayısıyla arada tavuk her gün yumurta koyduğunu kabul edersek boş yumurta, dölsüz yumurta imkanını ortadan kaldırmış olur. Bu şekilde yapıldığında. Şuraya telle şey yaparsınız. Sperm bunun içine girdiğinde bu şekilde bunu biraz daha yani şunun içerisine ben şimdi serum fizyolojik koyacağım. Serum fizyolojiyi bunun içine koyduğumda serum fizyolojinin sıcaklığını horozun sperm aldığımız spermin sıcaklığına yaklaştırmış olacağım. Buradan spermi çekeceğim, suyu çekeceğim, horozun spermine birebir oranında sulandırdığımda istediğim iç sıcaklığı ve sulandırma amacına ulaşmış olacak. Şimdi öncesinde hazırlığımız, yani dölleme işlemini yapmadan öncesinde yaptığımız hazırlık. Suyumuzu çektik. Bu hazır bekliyor. Tabi bu şimdi tavuğun iç sıcaklığında değil arkadaşlar. Şimdi ısıttığımız su 35 derecelerdeki su. Şuraya bir aparat yapabilirsiniz. Onu sağlayabilirsiniz. Bunun içerisine serum fizyolojiyi miktar önemli değil. Çünkü daha sonra çekeceğiz biz bunu. Bunun içinde tutarak, tabii ben şimdi elimle tutuyorum ama bunun etrafına bir kabloyla şuraya bir telli aparat yapılabilir. Telli aparat yapabilirsiniz. Spermimizi aldık. Aynı işlemi yapıyoruz. Enjektörümüze spermimizi çekmeden önce distile suyumuzla birebir oranında karışım sağlıyoruz. Bu spermi daha fazla tavuğu dölleme imkanı versin diye doğrudan spermi de alabilirsiniz. İki tane tavuğunuz var fakat horozunuz aşamıyor. O zaman spermi sulandırmanıza gerek yok. Doğrudan spermi enjektörünüze çekip kaç cc olduğuna da kaç ünite olduğuna da bakarak tavuğunuza bunu normalde 1, 2, 3, 4 tavuğa dölleme yapmanız mümkün. Fakat 2 tane tavuğunuz var. Bunun tamamını da tavuğunuza verebilirsiniz ya da 2'ye bölerek paylaştırabilirsiniz. Evet. Evet. Kulak kısmını açıcı açıyor. Ben sol taraftan yaklaşıyorum. Bu şekilde döllemeyi tamamlamış olduk.